Eşim İstanbul Üniversite arkadaşımdı. Daha sonra aşka dönüştü. Ve sonuç bu. Eşimden çıkmış, hiç beklemiyordum böyle bir şey. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Heyecanlıyım. Eşimle de yeni hayatımda güzel şeyler olmasını istiyorum, temenni ediyorum. Peki konvoyda gelirken bir şey dikkatinizi çekti mi? Sahildeki bütün herkes tırda bir gelin gördüler. Evet, evet. Onlar bile heyecanlandığını hissettim yani. Babam yıllardır nakliyecilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Şimdi herkes taksiyle yapıyor, üstü açık arabayla yapıyor, jiple yapıyor. Bizim mesleğimiz tırcılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Onun için böyle aklımıza bir şey geldi. Bence güzel de oldu. Farklı oldu. Gençlerimiz mutlu olsun. O da bize hediyemiz olsun. Gençlere nece mutlu yıllara diyoruz. Bu da bizim ufak bir hediyemiz olsun, yeterli. Ya, olabilir, o devletimizin yazdığı bir cezadır. Hayır. Yapacak bir şey yok. Kardeşimize feda olsun. Ödeyeceğimiz ceza. Yeğenler hep kardeşlerimdir, arkadaşlarımdır. Bir tane oğlum vardır. Oğlumun en mutlu günündür bugün. Bugün oğlumun mutlu gününde ne olması gerekiyorsa devletimizin kesmiş olduğu barmakta acımaz. Yanlış bir şey olmaz. Yani ceza yediysek de feda olsun. Yapacak bir şey yok. Aynen. Eşime feda olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eşime ve aileme çok teşekkür ediyorum.